Evet, aslında oldukça uzun bir açıklamaydı. Oradan gidelim açıklamanın başından. Öncelikle dünkü görüşmeye ilişkin bazı açıklamalar oldu ama şunu da söylemeyi ihmal etmedi. Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmam doğru olmaz dedi. CHP'nin MHK'sından bugün yapılan açıklama hatırlatıldı. Onlar olabilir, o tür açıklamalar yapılabilir. Ama bizim önemli olan ve mutabık kaldığımız konu bir araya gelmekti ifadesini kullandı. Türkiye 7 Haziran sonrası yüksek tansiyonlu bir süreç bekleniyordu Türkiye'de ancak son derece medeni seviyeli bir süreç işledi. Bu başlı başına bir kazanımdır ifadesini kullandı. Heyetlerin mükemmel bir görev yaptığını söyledi CHP ve AK Parti heyetlerinin. Bu raporları dün Kılıçdaroğlu'yla değerlendirdiklerini Ömer Çelik ve Haluk Koç'un yaptığı açıklamalar bizi bağlar, onun dışındaki açıklamalar için bir şey söyleyemem ifadesini kullandı. Perşembe günkü son görüşme olduğu ifade edilen görüşme içinde şöyle ifadesi oldu Başbakan Davutoğlu'nun. Perşembe günü şu saatte tarihi bir açıklama bekleniyor gibi görmemek lazım. O gün biraz daha netleşir ifadesini kullandı. Sanki yani son görüşme olabilir yolundaki açıklamalardan ufak da olsa bir kapı aralığı var gibi sanki. Yani orada da tarihi bir şey değil, görüşme değil. Belki sonrası da olabilir gibi bir izlenim edindiğimi de söyleyeyim. MHP ile görüşme olacak mı? Eğer CHP ile görüşmeden bir sonuç alınamazsa, bir sorulardan bir diğeri oydu. Şöyle bir ifade kullandı. Hiçbir tarafla teması kesmeyeceğimi başta söylemiştim. İhtiyaç halinde görüşülür. Ben hükümet kurmakla görevli olduğum için bunu başarıyla yürütmek için her şeyi yaparım dedi başbakan. 45 günlük süre meselesi yine başbakana da soruldu. Esnetilebilir mi bu 45 günlük süre, yeterli mi? Siyasette 24 saat bile uzundur. Bir açıdan bakıldığında kısa bir süre, bir açıdan bakıldığında ise yeterli görülebilir dedi 45 günlük süre konusunda. Terör olayları, son günlerde yaşanan terör olayları da yine başbakana soruldu. Burada HDP'ye bazı eleştiriler oldu. HDP dışında HDP'nin bu terör olayla ilgili bir eleştirel tavır takınmadığını söyledi. Bu konuda bir eleştirisi oldu. Ve HDP'nin kendi başına da bu tür olaylara karşı bir tavır alması gerektiğinin altını çizdi. Özetle açıklamaların anahtarı böyleydi Murat.